Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kim Fadlınge borsa ve onu aytganiga ishonsa Muhammedge nozil qilingan narsaga küfür keltiribdi deganlar. Fadlınge borib bola açıp koyayım deb Fadlın ertaga u bolasan bu bolasan desa shunga ishonib yurgan adam Resulullah aleyhissalatu vesselamga tushirilgan Qur'onga shariatga İslam'a küfür keltirgan bo'lar ekan. Ana. Başka bir hadis aytadilar ki, kim falbinga borib, fal açtırıp, unga ishonsa kafir bo'ladi. Borsa u ishonmasa 40 kun namazı kabul bo'lmaydi. İshonmasa ham bo'ldi, bu qolavermasa ekan. Borganini uchun javobgarlik bo'ladi. Yıldızlarga, osmondagi mavjudotlarga qarab qolatishlarida ham munajjimlar bo'lgan. Ana ularni ham Rasululloh alayhissalotu vasallam qaytarganlar. Kazabal munajjimuna walau sadaqu deganlar. Agar ular rost aytsa ham baribir kazzobdir. Aytgani rost chiqyapti, lekin ishonmadaring kazzob bu. Ana mana shunday qat'iyat bilan iymoni ketadi, kofir bo'ladi. 40 kungacha o'qigan namozi qabul bo'lmaydi. 40 kungacha qilgan duosi qabul bo'lmaydi kabi qaytariqlar bilan Rasul akram alayhisolatu vasallam ummatlarini ana shunday Allohni bizga joriy qilgan aqidasiga teskari, Allohga shirk bo'lgan va boshqa gunohlarni o'zida mujassam qilgan folbinliklardan qaytarganlar. Musulmon ummati qaytgan, Allohga bo'lgan sof aqidasi bilan yashagan, shariatni ko'rsatmasi bilan yashagan. Lekin ming afsus bo'lsin ki, ta'limotlardan uzoqlashish, johil bo'lib qolish, diniy ta'limotlarga e'tibor bermaslik qo'yish oqibatida yana bu narsalar qayta paydo bo'ladi. Hozirgi kunda ashfolni turlaridan hammasidan bor. Hozir qush uchirishmaydi, kichkina mayna qushlarni qafasga solib qo'yib, bu yoqqa 5-10 ta xatni har xil yozib qo'ygan. Olib aralashtirib qushga tutadi. Qush cho'qib bittasini olsa mana seni toliging shu deydi. O'zi yozib qo'ygan buni. Uyda o'tirib o'zi yozib o'rab ko'rinmaydigan qilib qo'ygan xatni. Hamma ishonsa bo'laveradigan o'rtacha gaplar bo'ladi. Yo kasal olasan yo sog' bo'lasan. Ana uni olgan sodda ha shunaqa ekan yo kasal olamagan yo sog' qolamagan topdi deydi. Va shunga o'xshagan u yoqqa ham bu yoqqa ham burilaveradigan gaplarni yozib qo'yilgan. Uni hariga qushi bilan o'tiradi. Kelib menga palochib qo'ying deb pul beradi. Demak, hariga xatlarni aralashtirib tutsa, qush cho'qib oladi, yana aylantirib yana tutadi, uchinchisini nega olib beradi. Mana qush bilan palochish. Xo'p, chiziq chizish bilan palochishyapti. Toshlarni qo'yib, u yoq bu yoqqa surib palochishadi. O'ynaydigan kartani qo'yib teskari qilib qo'yib, ochib-ochib odamlarning toliyini aytishyapti. Kimdir kaftni qarab turib, kafidan topaman deydi. Balobatlarning hammasi bor. Hammasi bor. Mo'minman, musulmonman degan odamlar shularning oldiga boradi. O'zlaricha qoida qilishib olgan. Polga ishonma, polsiz yurma. Gapni qarang. Insoniyatning aqliga, zakovatiga, or nomusi bo'lgan gap-ku bu. Qana qilib o'shanmagan narsasiga o'zi yurmay qo'ymasligi kerak. Polga ishonma, polsiz yurma. Bunaqa ahmoqona qo'shtirnog'ichidagi hikmatlar insoniyat uchun or, nomus. Qana qilib o'zi ishonmagan narsaga o'zi amal qilmay turmasdan borib qilishi kerak. Ana polbonman deyotganlar, ular ham musulmonman deydi. Lekin tamoman shariatga xilof. İmanga xilof, musulmonchilikka xilof ishni qilishadi. Har qanday da'volarni qilishadi. Men uni topib berganman, buni topib berganman. Odamlar biror narsasini yo'qotib qo'ysa, borib polbunga uchraydi. Ha, va pulim yo'qolib qoldi. Ha, bo'ldi, men ham o'zim ham o'ylab turdim, siz pul yo'qolgan odamga o'xshab kelyotgandingiz deydi. Usta o'rganib ketgan, har kuni nechta anqovni pulini olyapti. O'tirin deydi, o'tkazadi. Keyin ashu bir gapni aytadi.
Oşunu etken yapı, karındaş uruğunu, kuda andanı, yuvarı dostunu, arasını buzadan yapı olaydı. Ben deydi, fark ordum, sizi puliyizi, o zizge yakın bir adam ağam deydi. A yakın bulmuş, kanak ayındı. O bugün, bu bugün deydi, bir ekte sıfatını aytadı, o şu sıfatdaki yakınlardan 10-15 de buladı, hamasından güman kaladı o adam. Maşı ağam, hakikaten bir günü sağa galatırak görünüldü o zizge. Ana, arada buzuldu. Alaka buzuldu, içtimai alaka buzuldu. Karındaşlık silahı uzuldu. Bu cüda katta zarar bu. Özümüzde bakın. Bırak pulu yok alıp yaptı. Karı adam ayağla oturup etkilerken pulunu özü ağrı yürürken yok alıp yaptı. Yok, pul yok. Palbın'a bağırdı. Palbın'a bağırsa ayırttı ki Ali pal açken de kerinize alken pulunu dörtte. Barı kelini sıkanmışsan, pulunu oğulagensen, bana kalbini et yaptı. Kelin kasam içken bu meyve, nemad istedirken, yok sen oğulagensen veresen. Oğlunu kısken, ahırı oğlu bulan kelin acıraşıp, ayla bozulup gitken. Bu endi ata beyva, oğulam önce koşuldu, eke o yaşayışı yürgen. Bir günü eski körpalarını başka yakı alışsa, içine ozu sokup koyduğunken, içinden çıkmaktan pul çıkken. Özümüzde de bakalım, aç bugün kim de bakalım neyse bu. 100 mindir, 50 mindir, ondan azdır, köptür pulunu, ozu koyup esnen çıkıp kalan. Turup da pulu, hiç neyse bakanı yok. Pol bunu yapımdan bir aile bozulup gitti. Buna kadar neyse her kadem de var. Her kadem de var. Adamlar kızık da, anka olayını karayın, barıp. Palbunga aytadi, shunaqa meni qizim bo'yi yetib qoldi, sovchi kelmayapti. Shuni bir nima qiling? Ha, hozir palochamiz o'qib yoramiz, bu qoramiz deydi. Holbuki o'sha palochadan o'zi beva. O'zini 3 ta qizi bor, kuyov kelmayapti. Odamlar buni o'ylamaydi. O'ylamaydi. Agar shuni qo'lidan bir narsa kelsa, o'zi shunaqa qilib o'tirarmidi degan xayolga kelmaydi. Mansabni ko'tarmoqchi bo'lganlar ham boradi palbunga. Agar o'shi shuni qiladigan bo'lsa, o'zi ko'tarilib olmaydimi mansabga? O'tiribdi ona qilib. Rasvoy raddi balo bo'lib. O'ylash kerak, aqlni ishlatish kerak. Shariatda behudaga biror narsani qil yoki qilma deyilmaydi. Bu Allohning gapi. Alloh hakim zot. Har bir narsani eng nozik nuqtalarigacha million yillar keyin bo'ladiganigacha biladigan zot. Ana, mana shu narsani biz yaxshi eslab, bunaqa narsalarga mutlaqo yaqin yo'lamasligimiz kerak. Polbunlarga qarshi kurashish kerak. O'zi bormagani, men bormayapman, boshqalar bilan ishim yo'q demasdan boshqalarni ham to'sish kerak. Qarindosh urug', tanish bilish, yori do'stlarni yo'q, borma u yerga mutlaqo musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, kufr u deyish kerak. O'shunaqa qiladiganlarni ham qaytarish kerak. Chunki haligi gapdi. Faqat İnsanların arasını buzuş, insanlarda naumutlik ruhunu takatış. Şu parvullarının yapını alıp taklit kurulursa, hemen suçun oka. Hemen suçun oka, bu mağdur. Adamını, demek sizce atını kaytaradigan, işi yokmaz kıladigan, birbirinden guman kılıp, bana şıkkı koygan, bana okugan, bokugan deyip, yaman kuradigan, ilacı bozsa her yerindeki ailelerini buzadigan, cemiyetlerinin arasını buzadigan gaplar. Şunlardan tarqaladi. Ana, mana shu narsada bizi akidamizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ularni biz umuman qabul qilmasligimiz kerak. Aramızda birorta folbon qolmaslik kerak. Birorta folbonga boradigan ham qolmaslik kerak. Xulosamiz shu. Bizi akidamiz eng sof akida, eng to'g'ri akida, eng oson akida, eng ravshan akida. Şu akidani cari kıyan hükmü, gaybiyatını Allah-u Teala'nın özüne havale kılıçtır. Biz gaybini bilişini dava kılışımız küfürge ilan kaladı. Dava kıyanlar kafir boladı. Ularga varıp gaybini bilip verdigenler ularını şeriki boladı. Ana uşa nesanı biz kımasdakimiz gerek. Bana şu yakın aylarda iki ayça boldu. İki ayça boldu. Vesiyanı tıp boyunca mas'ullardan katta bittesi
bayonot e'lon qildi. Bayonotda nima deyapti? Rossiyada bir yilda folbinlar, ekstrasenslar, yana o'zlarining gapini aytibdi, gardarshik, ana u ham bor u. Gazetalarda chiqadi, toleyni yulduzga qarab belgilaydi. Yo'q, nimasi? Astrolog, astrologik nimalar, bashoratlar. Mana shularga odamlar, davlat emas. Odamlar sarflagan pul 30 milliard dollar bo'ldi, deyapti. Folbinga, ekstrasensga, astrologga. Astrolog deganimiz yulduzga qarab fol ochadiganlar. Bular ham oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Shularni har gazeta, ko'p gazetalar odamlarni qiziqtiraman deb shuni kundaligi ham chiqadi, haftaligi ham chiqadi, oyligi ham chiqadi. Ana o'shani aqidasi yo'q, tushunmagan odamlar o'qib olib, menga u bo'lar ekan, menga bu bo'lar ekan deb yuradi. Ular yulduzdan qarab odamni taleyini belgilarmish. Yulduzlar bu odamlarni boshqarib turar ekan, Alloh emas. Burjlari bor, o'sha burjlarga tug'ilganlar, o'sha burjga nima desa, shu hayotida bo'lishi kerak ekan. Bizning gazetalarda ham chiqib yotibdi shu. O'sha o'rislarning o'zi tushunganlari, bu axir zararku, jamiyatni yemiryapti-ku, odamlarni aqidasini buzyapti, odamgarchilikdan chiqaryapti deb dod solyapti o'rislar. Yozib qo'yganman, men kitob yozdim, shunda yozdim shuni. Haligi odam haligi gapni aytyapti. O'sha astrolog, munajjim, folbin, ekstrasens, balo battarlarga rossiyaliklar bir yilda 30 milliard dollar hisoblar ekan. Sarflar ekan. Haligi tib xodimi aytadiki, biz tib uchun harakat qilib, kasallar bilan kurashishdan ko'ra bular bilan kurashib halok bo'lyapmiz deydi. Tib yurishmay qoldi bularni balosidan deydi. Odamlar o'zlariga ketyapti deydi. Doktorga borsang, dela tuzadi, yarim soat so'rab yozadi, yotqizib qo'yadi, u yog'ini ko'radi, shunga odamlarning toqati yo'q. Borib, tuzalding, ketdi desang, ketaveradi shu. Tuzalib qoldim deyaveradi. Endi o'sha 30 milliard sarflaydi deb bayonot bergan kuni bitta siyosiy sharhlovchi o'zini eshitirishni boshlashdan oldin aytyapti. Bugun palonchi deydi. Shunaqa ekstrasens folbin munajjimlarga 30 milliard dollar sarflanadi Rossiyada dedi. Agar o'sha 30 milliard hozir bo'lganda Gresiya bilan anov Kiprni muammosi hal bo'lar edi deydi. Ko'ryapsizmi? Ikkita davlat quladi, ikkita davlat. Ikkita davlatni qulashdan saqlab qoladigan mablag'ni rossiyaliklar folbinlarga beryapti ekan. Bu qancha zarar? Shu 30 milliardni o'sha odamlar o'zini sog'lig'i uchun ishlatsa bo'lmasmidi? Tibbiyotga ishlatsa bo'lmasmidi? Bizda ham hisoblasak shu. O'sha folbinga boraman degan yo'l kirasi ham shu sarf. Folbinga bergan puli ham sarf. O'tkazgan umri ham pul. Aqidasini buzilgani kufr. Zararni qanchaligini qaranglar. Qancha zarar? Bugungi kuniga, oilasiga, o'zini iqtisodiga, oxiratiga zarar. Koni zarar narsa. Shunga odamlar o'zini uradi. Ana mana shunaqa narsalardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Musulmonligimiz bilan faxrlanishimiz kerak. Aqidamiz bilan faxrlanishimiz kerak. Ana shu aqidaga va dinga munosib insonlar bo'lishimiz kerak. Ana undaqa adashishlar, kufr, gunoh ishlarga hech qachon yaqinlashmaslik. Doimo xayr baraka bilan bo'lish foydali.